Yoga yaparken taneri çekeceğim size. Allah ben... İçinde yatan var mıdır acaba? Komşu. Allah. Ay, yine burada bir şey keşfetti. Demir içi diyor, oradan ters atlarsa büyük havuza atlıyor. Kalkmış. Günaydın. Günaydın benim kızıma ya. Buyurun. Evimize hoş geldiniz. Gelebilir miyiz? Burada hiçbir şey çatalla matalla yenmez arkadaşlar. Direkt banmalık. Yeter biraz da bana da kahve bitir ya şu an. Masayı. Evet, masada hiçbir şey kalmadı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hatay'a geldik. Hatay Arsuz'dayız şu anda. 3 günlük küçük bir tatil için geldik buraya. Daha öncesinde Hatay'a uğramıştım. Bir otelde kalmıştık ama buraya ilk defa geliyorum Arsuz'a. Arsuz harika bir yermiş. Özellikle bizim şu anki kaldığımız otele bayıldım. Siz de izlediğiniz zaman bayılacaksınız. Burası normal otel gibi değil. Bir tatil köyü olarak düşünebilirsiniz. Bungalov'da kalıyoruz bizi. Şimdi onun turunu çekeceğim size. Sabahın şu an çok erken saatlerindeyiz. O yüzden insanlar uyuyor olabilir. Onları çok fazla rahatsız etmeyelim diye. Ben çok dışından başladım bulunduğumuz yerin. Linoş hala uyuyor. Önce girişinden başlayalım. Yavaş yavaş sonra evimize doğru gidelim. Burası resepsiyon. Adını da şöyle gösterelim. Arsuz Bungalow Tiny House. Biz aslında dün geldik buraya. Instagram'dan biraz paylaşımlarını yaptım. Herkes bayıldı soran sorana. Şimdi sizin aranızdan da soran varsa diye adını o yüzden göstermek istedim. Gelmek isteyenler olursa. Otopark. Her yer mandalina ağacı. Ama her yer o limon kadar çok var. Var ki. Sanırım 100 tane falan mandalina ağacı vardır yani burada. Vardır, fazladır ya. Oh, çok güzel ya. Sessiz, sakin. Hadi bir yoga yap bakalım. Rukiye. Burada yoga alanı arkadaşlar. Sabahları burada yoga yapılıyor. Biz dün geldik buraya. Dün varmış. Bugün galiba yok. Bilmiyorum ne zamanlar oluyor. Eğer bulursam yoga yaparken Taner'i çekeceğim Allah, size. Allah ben de ne yaparım ha. Taner de ne güzel yapar yogayı. Böyle aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Evet. Limon ve mandalina ağacıyla kaplı ama daha çok mandalina ağaçları var. Bu tahta ne diye sorarsanız bunların üzerinde çadırlar var. İsterseniz burada gelip çadırda da kalabiliyorsunuz. Çadır kampı olarak da düşünebilirsiniz. Şu an içinde yatan var mıdır acaba? Acıyor mu bir? Birisi çıkarmış. Açıyorum. Aç. Kimse var mı? Komşu. Allah. Yatak yorgan artık korkutmadım. Ha, yokmuş. Kalkmış mı? Kalkmış da olabilir. Bakın yani. Burada devamları var. Fazla şansını zorlama istersen. Birisi sopayla falan çıkabilir. Bunun gibi birkaç tane daha var arkadaşlar böyle çadırlardan. Burası da yemek alanı. Neredeyiz? Hatay'dayız. Yemeklerin mükemmel olduğu bir yer burası. Yani cennete düşmüş gibisiniz. Her yemekleri harika. Dün biz buraya geldiğimizde öğle saatiydi. Müthiş bir ev yapımı hamburger yedik. Ama hayatımda öyle bir hamburger yemedim. Gerçekten güzel. Çok lezzetliydi o köftesinin baharatları falan. Akşam yemeğine özellikle bittik yani. Şimdi kahvaltısını bugün ilk defa deneyimleyeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada az önce bir şey öğrendim. Kalın yapraklı olanlar limon, ince yapraklı olanlar da mandalinaymış. Evet, ama ne bir... kadar güzel meyve vermiş ya, bol bol. Bu da portakalmış. Evet, bunlar portakal. Ne güzelmiş ya. Portakal, erkenci, mandalina, limon. Bir ay sonra falan yenilebilir hale geliyormuş. Yazın tabii. Ortasında mandalina, portakal ne kadar güzel. Burası duş alma yeri. Evet, lavabo. Buraya hiç kullanmadık, görmedim. İşte o küçük cennet burası. Kafamı dinleyeyim, sakin olsun, sessiz olsun, tam bir tatil olsun diyenler için çok ideal bir yer. Şu görmüş olduğunuz tahtadan evler işte bungalovlar. Tek katlıları var küçük aileler için. Şu karşıda görmüş olduğunuz uzunlar var ya, daha uzunlar. Evet. Onlar da iki katlı geniş aileler için. Biz tabii üç kişilik çekirdek minnoş bir aile olduğumuz için tek katlısını taşıyoruz ya. İki numaralı olanı biziz. Şuradan başlayalım mı şu güzellikten? Bence evet, bardan başlayalım. İster misin Taner? Hazırlayayım mı hemen sana? Hadi hadi geç bakalım. Geç bir kahve. Sabah kahvesi iyidir. Burası inanın mekanı. Dondurma tabii ki herkes sever. Sevmeyen çocuk özellikle hiç yoktur. Yetişkinler biz bile bayılıyoruz yani ama. Lina kadar dondurma canavarı hiç kimse görmedim arkadaşlar. Öyle böyle bir sevgi değil yani. Bu kahve da işte havuz kenarında bir şeyler falan içmek isterseniz. İçecek, tost, yemek işleri burada ve yemekhane tarafında hallediliyor. Havuzumuz gerçek. Muhteşem. Evet. Tabii iklim olarak sıcak olduğu için havuzu da denizi de müthiş derecede sıcaktı. Şu küçük alan demirli olan yere kadar çocuk havuzu. Lina burada bir şey keşfetti. Demir içi diyor, oradan ters takla atıp büyük havuza atlıyor. Sanıyorum şu demir sayesinde takla atmayı da öğrenmeden gitmeyecek gibi. Yalnız çevrenin şu güzelliğine bir bakar mısınız ya? Evet, çok güzel. Harika ya. Minnoş salıncak. Şu salıncaklar, hamaklar. Şuna bak.
Dün bütün günümüz ya bu hamakta ya havuzun içinde ya da o karşıdaki salıncakta geçti. Bizim evimiz de burası. İki mandalina ağacının arasında. Görüntü muazzam güzel. Evet, iki numara. Buraya gelip kalmak isterseniz eğer bir numarayı seçin önce. Benim takipçilerim olarak. Fark etmez ya. Hepsi çok güzel. Bütün hepsi güzel, çok güzel. Evet. Şimdi Linoş uyuyor. Önce biz yine çevre gezisine devam edelim. Sonra oda turuna geçeceğim ve Lina'yı göstereceğim. Bu arkalarda da çadırlar falan var. Çamaşırlarımız kurumuş. Geceden asmıştık. Bak zeytin de var. Zeytin. Zeytin ağacı. Zeytin de var. Hatay'ın zeytini meşhurdur. Çizik evet, zeytinleri var ya. Evet, çok güzel. Narenciye zeytin çok güzel olur burada. Hatay'ın birçok şeyi meşhur da. Harika. Nar. Nar buldum. Evet, nar da var. Aa, nar var. Her türlü meyve var. Ben sadece mandalina ve limon olarak biliyordum. Bütün narenciye var yani burada. Bilmediğimizden neler var acaba? Bunlar iki katlı olanlar. Evet. Bunun içinin turunu çekmeyi çok isterdim. Böyle tahtadan ev düşünün. Üstünden merdivenlerle çıkıyorsunuz. Başka bir yukarıdaki tahta eve. Güzel. Güzel. Ama biz kalmıyoruz. İçinde yaşayanlar var. O yüzden çekimini yapamayacağız tabii. Ben orada iki bacak görüyorum. İki bacak görüyorum ben orada. Saklanmış. Kalkmış. Ben de sizaydım. Günaydın benim kızıma ya. İçerin müsait mi acaba çekime? Uygun mu Lina'cığım? Kamış yüzüne. Şimdi gidecek ayağım. Ben suyu soracağım. Bizim yıkamadan burada. Orayı bir kesletmeden bir de başlamıyor. Su nasıl annen? Testini yaptın mı kızım? Buyurun. Evimize hoş geldiniz. Gelebilir miyiz? Tahtadan bir bungalov evde kalacağız arkadaşlar birkaç gün ve harika gerçekten burada yaşaması. Evet. Böyle güzel bir kanepesi var. Kliması var tabii ki. Televizyonumuz var. YouTube, Netflix. Bunlar normalde hiçbir otelde bulamazsınız ama burada var. Kırmızı, nostaljik bir buzdolabımız var. Şuralar kıyafet gözleri. 3 günlüğüne geldik ama 10 günlüğüne gidiyormuş gibi her yere dolum dolum gittiğimiz için tüm dolapları parselledik içerisine dahil. Bu pencereden dışarının bütün görüntüsü görünüyor zaten. Bak şu ayna tam benlik. Taner bunu ben evime istiyorum. Bana böyle püsküllü, saçaklı bir ayna bul otlardan. Çok güzel olmamış mı ama? Tam bu eve yakışır olmamış mı? Ama içindeki de hoş bak. Bak. Ama şu yok zaten. Görüyor musun? Evet, burası da banyosu. Yalnız burası yeni yapılmış. O yüzden her yer ama her yer pırıl pırıl arkadaşlar. Temizlik konusunda çok iyi. Yeni yapım olduğu için zaten mis gibi. Hiçbir yerde bir tane çizik bile yok. Gönül rahatlığıyla gelip kalınacak çok güzel bir otel burası. Çok da kibar. Ben çok severim. Çok kibar. Ben de çok severim böyle doğanın kutu içinde. Gibi. Küçük, kutu gibi, mütevazi. Tam kafa dinleme yeri. Aynen. Şöyle dolaplarımızı biz dün geldiğimiz yere, için tabii yerleştirdik. Her şeyimiz yerli yerinde. Şöyle bir banyosu var. Böyle. Burası da yatak odamız. O da yine manzaraya karşı. Tabii ki yine kapatmak için storla kapatabiliyorsunuz. Ama manzara şahane açık olduğunda değil mi? Şurayı da ben parselledim. Burayı da ben parselledim. Dekor sandım seni. Orada öyle duruyorsun. Dekorumuz diye gösterecektim az daha seni. Şimdi denizi keşfetmeye gidiyoruz. Otelden hemen buradan çıkıyoruz. Evlerin olduğu yerden bir bahçe kapısı var. Karşıda alabildiğine boylu boyunca sahile kadar mısır tarlası. Mısırların hepsi çıkmış bile. Bakın. Uçları evet. Linoş, gitmişken denize girecek misin? Evet. Mayon var mı? Yok. Nasıl gireceksin? Yunan için fark etmez. Elbiseleriyle de hemen atlıyor. Denize geldik. Masmavi, turkuaz bir denizi var ve sıcacık arkadaşlar. Zaten Hatay'da olan yaşayan takipçilerim dün bana Instagram'da paylaştıktan sonra direkt atlamalı Rukiye Hanım. Hiç beklemeyin. Hemen atlayın falan diyenler var. Mutlaka Hatay lezzetlerini deneyin. Bununla ilgili de video çekin diyenler var. Size o zaman buradan gitmeden yarın Hatay sokak lezzetleri videosu da gelsin. Şöyle bir iskele var arkadaşlar. Arkası taşlı ama önü kum olan bir plaj burası. Şu saatte bile sabahın en erken saatinde su sıcacık ya. Gel annem gel gel. Belimize kadar ıslandık. Yürü yürü kaç. Yürü yürü düşeceksin.
Hatay'ın kahvaltısını deneyeceğiz arkadaşlar. Hatay zaten söylememe gerek yok. Evet, yemekleriyle meşhur. Şimdi kahvaltısını da deneyimleyeceğiz. Değişiklikler geliyor. Çökelek mi bu? Evet. Ne derler? Sürk. Sürk. Bu da galiba çökelekli salata. Evet, çökelek peynirli salata. Zeytinli salata görüyor musunuz? Tuzlu yoğurt. Devamı geliyor. Güzel bir masa bizi bekliyor. Domates kavurma ve biberli ekmek. Oo, bak bu çok güzel olur. Sigara böreği. Ben en çok şu an tabii değişikleri merak ediyorum. Ağzıma suyu. Şöyle sileyim. Sıcak bir şeyler daha geliyor. Tereyağlı yumurtamız. Oo, tam Lina'ya göre işte o. Lino. Tereyağlı sucuğumuz. Lina ne oldu kızım? Sucuk o. Ağzına yapıyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Şununla bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, ona ekmeğini banacaksın. Öyle mi? Tabii nazik nazik gelmez o. Öyle yapalım. Bence de ekmeğini yani. Aynen aynen. Güzel. Zahterli domatesli. Öyle mi? Kekik tabii. Zahter. Kekiği zahter deniyor. Kekikli. Evet zahter. Bence bu kadar yeter çünkü masada oldu taştı. Yeter zaten bitti. Bir de son olarak meyvemiz var. Evet. Meyvemiz meyve var. Meyve tabağı. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şuna bir ekmek banalım. Hadi, burada hiçbir şey çatalla matalla yenmez arkadaşlar. Hadi. Direkt banmalık. Başka bir şey ya. Hiç çökelek peyniriyle alakası yok. Onu falan da karıştırıyorsun. Güzel olur. Kızartmışlar mı? Ne yapmış acaba? Yok, kızartma yok onda. Kızartma gibi ya. Hayır, o baharat falan. İnce ince dilim yapıp baharatlamışlar. Tulum peyniri gibi düşün. Çok güzel olmuş. Hemen şuna bakalım. O da onun salatası. Değişiklere bir banalım. Ben sanırım sucuk bırakmadım. Bir de şunu inanılmaz merak ettim. Biberli ekmek falan. Biberli ekmek. Taner arkadan siz görmüyorsunuz. Çabuk çabuk diyor. Ben de yiyeceğim diye sabırsızlanıyor. Ya burada her şey çok güzel ya. Bir de ben baharat seviyorum. Sana göre. Tabii böyle acı şeyleri de çok seviyorum. Yemeğe lezzeti veren nedir? Hanımlar bilir. Yemeğe ne lezzet verir? Baharat. Baharat verir. Efsane ya. Bu da efsane. Taner madem sen bunları biliyorsun böyle. Zahterler, mahterler. Tabii diyorum ya. Niye bana hiç hazırlamıyorsun? Nereden bulayım ben Ankara'da zahteri? Kekik işte zaten. Ha öyle değil. Buraya özgü salatasını yapıyorlar onun. Turşusunu ya, yapıyorlar. Başka neyi merak ettim burada? Hı. Domates kavurma. Sanıyorum melemen. Evet, melemen. Çok güzel. Bir de şunu deneyelim. Kekikli. Zahter ya. Böyle bir şey ya. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel ya. Biz ne kadar boş kahvaltı ediyormuşuz ya. Bizde ne domates peyniri ekmek zeytin. Evet öyle, en fazla menemen, patates kızartması, yumurta. Tuzlu yoğurt demişlerdi. Ha evet. Hakikaten tuzlu, bayağı tuzlu. Süzme yoğurt gibi daha çok tadı. Ama süper. Ay Taner, kusura bakma. Hepsini mi yiyeceksin? Bırakmadı. İsteriz, ne yapalım? Adımlık bırakıyorum sana. Yeter, biraz da bana bırak. Kalbi bitirdi ya şu an. Zahteri de dayanayım. Zeytin salatası. Neyse ondan fazla yiyemez. Ondan kalır muhtemelen. Fark ettiysen 2-2 alıyorum ama zeytini tek tek değil. Afiyet olsun ye. Ye hadi ye, kıyamam ye, gel gel. Bir daha söyle. Tamam ye. Acayip beğendim, mis gibi. Bizimkiler doydu yine. Hallerine bakın. Silip süpürdüler masayı. Yine silip süpürdüler masayı. Evet, masada hiçbir şey kalmadı. Aynen. Hallerine ama bakın. Çok güzeldi. Çok güzeldi ama ne yapalım, çok lezzetliydi. Hatta bazı şeylerden ikişer tabak aldık. Şu peynirden, evet. Yoğurttan. Çökelekten. Evet. Çökelekten ve... Her şeyden aldılar. Bitirdiler. Sen bitirdin. Sen bitirdin. Kendi tabağını göster şimdi. Ya benim tabağım işte, benim midem biraz küçük. Küçücük midem, o yüzden. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik diyebiliriz. Eğer yolunuz düşerse, tatile nereye gideyim diye düşünürseniz gerçekten gelip görmeye değer bir yerdeyiz. Size de hepinize tavsiye ediyorum. Ev çok güzel, bahçe çok güzel, havuzu çok güzel, denize yakınlığı, denizi, havası, yemekleri, özellikle yemekleri çok çok güzel. Artık videomuzu burada kapatabiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.